Nefis kadamodu köftelerimi kızarttım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere harika oluyorlar. Lezzet, görsel muhteşem. Yanında patates kızartması ve domates ve salatalıktan oluşan güzel bir tabak hazırladım. Şimdi köftelerimi nasıl yapmışım? Videoya bakalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Güzel bir akşam yemeği hazırlayacağız beraber. Hep beraber kadın budu köfte yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimi buraya hazırladım. 500 gram kadar kıymam var. Bir orta boy soğanım, bir yumurtam, tuz ve şu şekilde karabiber baharat olarak kullanacağım ve bir çay bardağı kadar pirincim var. Kızartmak için de galeta unu, yine yumurta ve sıvı yağ ihtiyacım var. Onları buraya bırakmadım. Kızartacağım zaman zaten yine göstereceğim sizlere. İlk iş olarak pirinçlerimi küçük bir tencereme bırakacağım. Bir miktar da üstü su geçene kadar su ilave edip pirinçlerimi ocağıma alacağım. Yumuşayana kadar kaynatacağım, pişireceğim. Pirincimi ocağıma aldım. Burada tamamıyla yumuşayana kadar pişsin. Ben de bu arada tavaya soğanımı yemeklik doğrayacağım ve kıymamın yarısını kavuracağım. Ben de bu arada bunları hazırlamaya başlayayım. Soğanımı yemeklik olacak şekilde doğrayacağım arkadaşlar. Ne çok büyük ne çok küçük, orta irilikte olacak. Ben bu şekilde tercih ettim. Tahtada değil, elimde doğrayacağım. Yemeklik doğramış olduğum soğanlarımı tavamı da ocağıma aldım. 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ettim. Biraz kavuracağım soğanlarımı. Biraz sotelensin. Sonrasında da 500 gram kadar kıymam var demiştim. Onun yarısını soğanlarımla birlikte kavuracağım tekrardan. Burada pirinçlerim pişmeye devam ediyor. Orta yağlı kıyma tercih ederseniz çok daha iyi olur arkadaşlar. Kıymamın yarısında soğanımın içine ilave ettim. Kavrulsun. Altını kapatacağım artık. Kıyma da kavrulduktan sonra şu şekilde yoğurma kabıma boşaltıyorum. Biraz soğuması için fazla yağı varsa kıymanızın onu mutlaka süzün arkadaşlar. Benimkinde yok, görmüş olduğunuz üzere. Şu şekilde şimdi soğumaya bırakacağım birazcık. Biraz soğudu arkadaşlar. İlk sıcağı çıktı. Haşlanmış ve süzülmüş olan pirinçlerimi de kıymamın içine bıraktım. Bir karıştıracağım. Şu şekilde bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı kadar karabiberim var. Onu ilave ettim. Kıymamın yarısını kavurmuştum. Yarısını da şimdi ilave ediyorum. Ve son bir adet yumurtam. Onu da ekledim. Malzemelerimin tamamını yoğurma kabıma şu anda ilave etmiş oldum. Yarım çay kaşığı kadar da pul biber ilave ediyorum arkadaşlar. Biraz daha
lezzet verir diye düşünüyorum. Şimdi bütün malzemelerimi, köftemi tamamıyla özdeşleşene kadar yoğuracağım. Tamamıyla malzemelerim özdeşleşti. İyice yoğurdum arkadaşlar. Şimdi yoğurma kabımın üzerini kapatacağım. Yarım saat kadar dinlenmeye bırakacağım. Kadın budu köftemin harcı buzdolabında dinlenirken ben onun yanına patates de kızartmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden patateslerimi soydum. Onları da şu şekilde dilimleyeceğim. Kızartmaya alacağım. Patateslerim kızartırken de köftelerimi de kızartmaya başlayacağım. Hepsi bir arada kızaracak inşallah, hazırlayacağım. Patateslerimi şimdi tekrardan bol suyla bir daha yıkayacağım ve kızarması için tamama bırakacağım. Gelelim şimdi köftemizi kızartma aşamasına. Bunun için de gerekli olan 3 tane yumurtamı kabıma kırdım ve iyice çırptım. Galeta unumu buraya hazırladım. Köfte harcımı da dolaptan çıkarttım. Şimdi şu şekilde yumurta büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Elimle oval şekli verdim. Önce galeta ununu bulayacağım. Her yerini gördüğünüz üzere. Sonra yumurtaya bulayıp hemen tavama bırakacağım. Harcımın tamamını bu şekilde önce yumurta büyüklüğünde parçalar kopartacağım. Şu şekilde toparlayacağım ve oval bir şekil vereceğim. Önce galeta ununa her yeri unlanacak şekilde sonra da yumurtaya. Buluyorum ve kızgın yağda kızartacağız arkadaşlar. Bunu unutmayalım, arkalı önlü. Evet, şu şekilde. Diğer köftelerimi de aynı şekilde önce galeta unu sonra yumurta olmak üzere kızarması için hazırlıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Kadın budu köftelerim şu anda kızarıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkalı önlü değiştire değiştire kızartacağım her tarafını.
Kadın buldu köftelerimi, kızarttım. Şöyle kızartmış olduğum köftelerimi de kağıt havlu üzerine aldım. Biraz yağ süzülsün diye. Bu esnada patateslerim de diğer ocakta kızardı. Şimdi servis tabağını hazırlayacağım. Köftelerimi şöyle alayım. Tabağıma biraz patates kızartması. Ve birkaç tane de köftelerimi de şu şekilde bırakıyorum. Yumurtamın kızaran saçakları da burada arkadaşlar. Gayet nefis kızardı. Altın sarısı rengine ulaştığı an zaten köfte kızarmış demektir. Ben yanına şu şekilde domates dilimledim. Ve salatalık dilimledim. Dilerseniz salata da yapabilirsiniz. Normal bir mevsim salatası. Tamamıyla size kalmış. Nasıl isterseniz servis size ait. Ben bu şekilde düşündüm. Ve servis tabağımı da bu şekilde hazırladım. Evet, kadın budu köftem, patates kızartması ve domates salatalıkla nefis bir servis tabağı hazırladım. Bugünkü videomun da burada sonuna geldim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.